Şimdi Sayın Yakınca hoş geldiniz diyelim evet. ve sizle de hızlı bir şekilde devam evet. edelim. Aslında e, Sayın Pekin'in bıraktığı yerde de geldiniz stüdyoya. Evet. Eminim vakıf olduğunuz konuya da. Şimdi e, Yunanistan'da Yunan görünümlü. Acaba Amerika Birleşik Devletli bir casustan mı söz ediyoruz? Yunan mıdır? E, Sayın Pekin aslında burada e, kimliği önemli değil. Her ülke e, başka ülkedeki casusluk e, noktalarını e, takip eder ve yapar da ifadesini kullandı ama burada e, bir açıklama var. Belki bu açıklama üzerinden de devam edersiniz. Türkiye Sınır Güvenliği'ni ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı tutuklandı. Şimdi e, sınır güvenliğinden söz ediliyor. Daha çok bu noktada yoğunlaşmış bir casuslan. Siz bu e, ilk tutuklanma olayını e, gördüğünüzde ne düşündünüz? İki boyutu var hadisenin. Ne size... Nasıl değerlendirdiniz? Şimdi Yunanistan'ın sınır güvenliğinden bahsettiğimizde gerçekten Yunanistan ne kadar Yunanistan'a ait olan bir sınırdan bahsediyoruz acaba? Yani son dönemde Amerika'nın Yunanistan'a yaptığı yığınak özellikle bizim yani Yunanistan Türkiye sınırına yapmış olduğu yığınak Yunanistan sınırının bir anlamda Amerikan sınırı haline geldiğini gösteriyor bize. Yani bunu Yunanistan'ın muhalefet partileri de söylüyor. Biliyorsunuz bizden de yani Türkiye tarafından da bu konuda tepkiler oldu. O kadar büyük bir yığınak var ki öbür tarafta adeta sınırın askeri güvenliği Yunan ordusu tarafından değil sanki Amerika tarafından konulan üslerle yapılıyor. Pratikte tabii ki bu böyle değildir yani Amerikan askeri üssünün içindedir ama haritayı önünüze aldığınızda Yunanistan'da Türkiye'nin, Gerek denizde gerek karada temas ettiği noktalarda çok yüksek bir Amerikan yığını olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla sınır güvenliği diye bir şeyden bahsettiğinizde o sınırı Yunanist ne kadar Yunanistan'a ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir bu tartışmalı. Zaten bundan dolayı bu istifam oluşuyor. Yani bu casus yakalanan ajan Yunan istihbaratının adamı mıdır yoksa Yunan, Yunan istihbaratı şapkası takan o kılıktaki Amerikan istihbaratına servis veren biri midir? Ee, İsmail Bey çok çok boyutlu bir analiz yaptı ki orada bir sürü olasılık da dile getirildi. Sadece bu olasılıklar bile bizim şüphemizin kuvvetlenmesine yol açıyor. Şimdi Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) e, etniki, ripi, is, genel istihbarat Teşkilatı kısaltması budur yani EYP diye yazılır. 1953'tür kuruluşu. 1953'te Amerikan İstihbarat Teşkilatı tarafından kuruluyor. Yani e, Karamenisos diye bir mesela bir önemli bir ajan var şeyde e, Cia'da. Bu uzun süre Yunan masasının başkanlığını yapmış. E, Rum asıllıdır Thomas Karamenisos. E, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluş projesi de bu kişi tarafından yapılıyor. Bu bahsettiğim Karamelisos üst düzey bir CIA yöneticisidir. Daha sonra Paris masasının başında oluyor. Roma'da görev yapıyor. Çok uzun yıllarda Yunanistan'da hem CIA görevlisi olarak görev yapıyor hem de Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın kurulmasını sağlıyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Gladio'ya yönelik ciddi bir operasyon yaptı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu şiddetlendi. Daha evveli de var. Türkiye Türk istihbarat teşkilatı kendi içine sızmış olan Gladio elemanlarını eledi. Biz bunu bilemiyoruz tabii istihbaratla ilgili bir konu olduğu için kimler elendi ne oldu bunu bilmiyoruz ama dışarıya sızan bilgilerden ve devletin genel güvenlik konseptinden şunu anlıyoruz ki Türkiye kendi milli istihbarat teşkilatını millileştiriyor. Özellikle oradaki Amerikancı kanadı tasfiye edici adımlar atıyor. Yeni değil bu ama son dönemde şiddetlendiğini görüyoruz ve Türkiye'nin istihbaratta daha milli, daha güçlü pozisyona geldiğini görüyoruz. Mesela bizim Aydınlık Gazetesi'nin 3-4 gündür devam eden bir yazı dizisi var. Mehmet Eymür'ün kullandığı bir tetikçinin itirafları var. Avusturya'da şu anda ve o itiraflardan şunu anlıyoruz: ee, Basbaya Amerikan istihbarat teşkilatı, Amerikancı kanat e, mitte güçlenmiş, oraya sızmış. Hatta örgüt, iç yani teşkilat içinde teşkilat oluşturmuş. Geçmişten söz ediyorsunuz. E, geçmişten es söz ediyorum. Bugünü söylemiyorum. Evet. Geçmişi anlatıyor. Mehmet Eymür e, zamanını anlatıyor. Hı -hı. E, şimdi biz bundan büyük oranda kurtulduk yani Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Hakan Fidan'ın başında olduğu teşkilat büyük oranda kurtuldu. Operasyonlarla da bunu kurtulduğunu görüyoruz zaten. Ama Yunan İstihbarat Teşkilatı bundan kurtulabilmiş değil. Bir defa bunu tespit etmemiz lazım. Yunanistan'da böyle bir konsept yok, böyle bir güvenlik atılımı yok, böyle bir hamle yok. İkincisi demek ki içinde demek ki içinde hala Amerikan unsurları vardır. Amerika ile yakındır. İkincisi Amerika ile Yunanistan zaten 2016-17 tarihinden beri çok yakın ilişki içinde. Mitsotakis hükümeti geldiğinden beri de tüm güvenlik konsepti Yunanistan'ın Amerikan konseptine bağlanmış durumda. Dolayısıyla çok da şaşırtıcı değil. Tarihine baktığınızda da öyledir. Mesela Yunanistan Arnavutluk'taki antikomünist gerillaların eğitilmesi Yunan M6 teşkilatı yani İngiliz İstihbarat Teşkilatı e, Kifisya bir Atina'nın dışına Kifisya diye bir yer vardır bir e, yani dış mahalle orada bir villa tutuyor bir yer tutuyor mesela Arnavutluk'taki antikomünist gerillalar orada örgütleniyor şey yapılıyor eğitim veriliyor. Hatta hatta şöyle iddialar var. Kıbrıs'taki aşırı milliyetçi Yunan unsurların da Cia tarafından eğitildiği yönde hala iddialar var. Yunanistan'da bunlar dolaşıyor. Yani bizim yakın tarihimizdeki bazı karanlık noktalar gibi orada bunlardan bahsediliyor. Parçaları birleştirdiğimizde, e, ister istemez şöyle bir sonuca varıyoruz ya, ya da kuvvetli bir şüpheye varıyoruz. Bu kişi, yakalanan kişi, Yunan istihbaratının elemanı olsa dahi, olsa dahi az ya da çok bir şekilde Amerikan İstihbaratı temas halindedir. Ve Türkiye'ye yönelik bu espionaj faaliyeti, bu istihbarat, casusluk faaliyeti arkasında sadece Yunanistan'ı değil aynı zamanda Amerika'yı da bulundurmaktadır. Yani bizim yorum olarak varabileceğimiz nokta bu ama İsmail Bey'in söylediği gibi biz yani bakanlıktan ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan detaylı bir açıklama olmadığı için tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Tarihsel verileri ve mevcut e, şeyi askeri vaziyeti gördüğümüzde ister istemez bu yoruma ulaşıyoruz. Sayın Başbuğ siz nasıl değerlendirdiniz? Şimdi e, burada aslında anladığım kadarıyla Sayın Pekin ve Sayın Yakıncan söylediklerinden burada Amerikan e, casus demek belki daha doğrudur. Ya da e, arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olmuş olma ihtimali çok yüksek dediler. Siz nasıl değerlendirdiniz ilk gördüğünüzde? Ben şimdi iki tane başlık okudum altı yazıda. Birincisi Yunan istihbaratına MİT darbesi, diğeri de Yunan görülme Amerikan ajanı mı diye. E, şimdi e, ikisi aslında doğru başlık Yunan istihbaratına mit darbesi hani buradan şu anlaşılmasın e, işte bu operasyonla Yunan istihbaratı yerle bir oluyor. Öyle bir şey yok. E, çünkü bu tür operasyonlar devletler arasında e, tarihin çeşitli zamanlarında çeşitli vesilelerle hep yapılır. E, bu anlamda yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nı incelediğinizde şu son 2-3 yılda e, darbe yemeyen ülke neredeyse kalmadı. Rusya'ya Antalya İstanbul merkezi geçtiğimiz günlerde 6 tane diye aklımda kalan rakam, 6 kişi Rus istihbaratın çalışan yakalandı, paketlendi. Yine aynı şekilde Mossad'a çalışan 15 kişilik bir şebeke çökertildi. Bunlar hep aylar önce, haftalar önce olan hadiseler. Birleşik Arap Emirlikleri keza aynı şekilde, keza İran 3 defa arka arkaya ağır tokatlar yedi. İran'ın işte rejim muhalifine yönelik, kaçanlara yönelik yapılan yani kendi kurmuş olduğu bir takım istihbarat yapılanmalar tek tek çökertildi. E, bu ve benzer birçok olay ülkemizde yaşanıyor. Dolayısıyla hani her ne kadar darbe olmasa da psikolojik anlamda aslında bir darbe. Çünkü e, bir devletin istihbarat teşkilatı kendi yürüttüğü operasyonda böyle deşifre olup ortalığa çıktığında e, gerçekten ülke halkı nezdinde ve dünya kamuoyunda da bir e, ağır sarsıntı yaşar. Yani e, hatırlayalım işte bir e, Rusya'ya çalışan Amerikan aşını e, yakalandığında günlerce konuşuluyor. Keza tam tersi bir tabloda da e, günlerce işte nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl yakalandı. Acaba hangi bilgileri aktardı gibi birçok tartışma konusu gündeme geliyor. E, dolayısıyla bunlar olağan şeyler. Ancak e, buradaki darbede yani benim e, kastettiğim olay şu: Eğer o ülke söz ve iddia sahibi biri ise. Dünya İstihbarat Teşkilatı'nda bu yediği operasyon onun için bir darbedir. Hmm. Ben bu nedenle CIA'nin burada bir taşeron yapı kullandığını özellikle vurgulamak isterim. İkinci başlık bana göre çok daha doğru bir başlık. Yani Yunan görünümlü bir Amerikan ajanı mı? Şimdi Yunanistan nezdinde kendinizi bir tahlil edin. Yunan İstihbaratı var. İşte değerli e, hocam e, az önce ifade etti 53 yılında kurulmuş Yunan İstihbarat Teşkilatı kısadı EYP. Ben de onu hep şöyle adlandırırım. Yani Türk milleti o üç kelime, üç harfe alışkındır. EYP el yapımı patlayıcı. İşte el yapımı bir istihbarat teşkilatı. Yani Yunanistan'ın kendine ki istihbarat çok teşkilatı ne O nedenle Yunanistan'ın Yunan Türkiye'de bir ajanlık yürütmesi, Türkiye'nin istihbarat faaliyeti zaten akla alır, bir hadise değil. Ancak hani işi mantığına, kuralına göre oturttuğunuz takdirde Yunanistan'ın ilgilenmesi gereken alan Gaziantep değil, Edirne Meriç. Eğer sen Yunan istihbaratıysan ve Türkiye'nin önündeki bir takım istihbari bilgiler elde etmek istiyorsan şu son gelişen olayları da değerlendirerek senin e, faaliyet göstereceğin alan Trakya tarafı. Yani ne tür bir hazırlık var, birlikler nereye kayıyor, ben bunları yapıyorum işte hendekler, çukurlar kazıyorum, bir takım işte duvarlar örüyorum ama Türkiye acaba buna karşı ne tür tedbirler alıyor gibi bilgiler e, elde edilmek istenebilir. Bunlar akla yatkın e, gelişmeler. Ancak O zaman burada Yunanistan'ın planı neydi diye e, sorsam size bu şekilde mi cevaplarsınız? Şöyle, şimdi olay yeri Gaziantep. E, oradaki bölgede faaliyet gösteren Yunan ajanı benim bildiğim. Şimdi Gaziantep'i biz neyle örtüştürürüz? Suriye sınırı, Irak sınırı. Ve neyi konuşuyoruz biz son günlerde? Olası bir Suriye operasyonu, Suriye harekatını konuşuyoruz. Ben sizinle de yaptığımız o programlarda altında özellikle şunu çizmiştim. Ee, yürüteceğimiz harekat çok kritik ve Amerika'nın da belki de bölgedeki varlığını sonlandıracak bir harekat olacak. Dolayısıyla Amerika ve diğer emperyal devletler, buna Rusya'sı da dahil, İran'ı da dahil, e, bu harekatı engellemek için her yolu deniyorlar ve denemekte de devam edecekler demiştik. E şimdi bu açıdan baktığınızda Gaziantep'teki sınır faaliyetlerinde birliklerin konumu, orada ne tür tedbirler alındığına yönelik bir istihbarat daha çok Amerika ilgilendirir. Çünkü Amerika bu işin olmamasını isteyen başak ve tek ülke. Amerika Türkiye'yi harekattan vazgeçirmek için canhıraş bir mücadele yürüten, adeta bir kuduz mantığıyla saldırgan politikalar yürüten ülke. Dolayısıyla eğer siz Gaziantep tarafında bir takım istihbarat faaliyetinde bulunuyorsanız, hangi ülkeye ait olursanız olun, hangi kökenden gelirseniz gelin, akla ilk gelen bu istihbaratın kime yarayacağıdır? E şimdi bu istihbaratın yarayacağı ülke Amerika. Dolayısıyla o başlık ondan doğru diyorum. Yunan görünümlü Amerika ajanı. Hmm. E şimdi burada e hani niye Amerika peki kendi doğrudan böyle bir süreci yürütmüyor da Yunanistan üzerinden bir Arap kökenli kişiyle e, bu faaliyeti yürütüyor? Şimdi Amerika'nın böyle bir olayda bir ajanın yakalanmış olması bir siyah açısından bir psikolojik darbedir. Aynı zamanda da ilişkileri gerdirir. Fakat Yunanistan üzerinden elde edeceği bilgiler Amerika için çok daha kıymetli ve çok daha kolay bir yöntemdir. Bana göre bu denenmiş burada. Ha şu da akla gelebilir. Evvelden neden olmuyordu bu olaylar da şimdi biz bunları konuşmaya başladık. E Şimdi Yunan istihbaratı veya ve hani diğer istihbarat teşkilatları belki de bizim bilmediğimiz veya şu an üzerinde bir takım operasyonun yürüdüğü faaliyetler vardır. E şimdi yakın zamana kadar Amerika bu tür istihbarata ihtiyaç duymuyordu. 15 Temmuz öncesini kastediyorum. Neden? Çünkü FETÖ denilen alçak yapı, İçerden içimizde alıyordu. polis, içimizde hakim, içimizde savcı diye barındırdığımız o ihanet şebekesi, oradaki yere halkı dahil, Irak'ta ve Suriye'de elde edilen bütün istihbaratı, bilinen adıyla yeni mahalle yerine Amerika'ya servis ediyordu. Dolayısıyla Amerika oturduğu yerden istihbarat alıyordu. Ve bunu da bu Türk görünümlü ee, Pekin Paşa'mın o vurgusu çok önemli. Benim de çok hoşuma gitti. Türk görünümlü Amerikan ajanları yapıyordu. E şimdi o kaynak kurudu. 15 Temmuz'dan sonra Milli Siparat Teşkilatı hakkını vermek lazım. O yiğitler şu an gerçekten bu vatan evladı olan insanlardan teşkil edildi. Bununla birlikte işte çıkarılan yasalar, kanunlar bunu işin diğer artı tarafları ve ortaya e, o bahsettiğim devletler açısından bir handikap doğdu. Onlar da bu handikapı aşmanın yolunu işte bu tur ajanları sahaya sürerek elde etmek yolunu seçtiler. E şimdi ben çok iyi hatırlıyorum. 2937 sayılı İstihbarat Teşkilatı Kanunu gerçekten bir ihanet miydi veya bir ihmal miydi onu tarihe bırakalım. İzleyenlerin vicdanına bırakalım. İstihbarat Teşkilatı gerçekten ayağına cendere vurulmuş gibi sadece masa başı kağıt üstünde iş yapan bir kurumdu. Fakat e, Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ağırlığını koyarak e, çıkardığı kanunlarla kendine bağladığı 694 sayılı e, kanun hükmündeki kararnameyle kendine bağladı. Ve bir tek elden işletilsin diye de Milli İstihbarat e, bir kurulu kurdu, koordinasyon kurulu. E şimdi bütün bilgiler tek havuza toplandı ve anında operasyonel yetkiyi de verecek hatta dış ülkede operasyon yapma yetkisini artıracak kanunları beraberinde çıkarttı. Ondan sonra ortaya bu destanlar çıktı. Bakın Milli İstihbarat Teşkilatı o yani yiğitlerin hakkını vermek lazım. Sadece son iki ayda altı tane büyük operasyon yaptı. Yani biz bu olayı konuşuyoruz. Evet bu gerçekten devletimiz adına büyük bir başarı. Ama bununla beraber hemen yakın coğrafya. Sincar'da daha geçtiğimiz gün e, altı tane toplantı halinde o e, bölücü terör örgütünün e, sözde lider takımına bir operasyon düzenledi ve nokta operasyon. Keza Süleymaniye'de geçtiğimiz gün 275 kilometre derinlikte operasyon düzenledi. Keza gene Kosova'da, Gabon'da, Afrika'da hatta onun da ötesinde hatırlayalım İtalyan İstihbarat Teşkilatı. Yani Yunanistan gibi sonradan el yapımı istihbarat teşkilatı da değil. İşte tarihi kökü olan bir teşkilat. Silvia Romano diye bir vatandaşı 2016'da Kenya'da kaçırıldı. İki yıl aradı. CIA'nin kapısını çaldı, evet. Mossad'ın kapısını çaldı. Bu vatandaşlık en ufak bir gelişme elde edemedi. Sonunda işin uzmanı istihbarat Teşkilatı'mıza geldi. Birkaç ay içerisinde hemen vatandaş yakalandı. İtalya'ya teslim edildi. Conte bu büyük bir başarıdır. Teşekkür ediyoruz Türkiye diye başlıklar açtı. Eski adı Silvia, evet. şimdiki adı Ayşe. Niye? Çünkü Müslüman oldu. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz operasyonda Milli İstihbarat teşkilatına hakkını vermek lazım. Ama şunun da altını çizmek lazım. Zaten İstihbarat Savaşları hep var tarihte. Yani hep oldu ve olacak da. Burada daha çok bana göre e, üzerinde durulması gereken böyle bir başarının yakalanmış olması. Çünkü şunu çok iyi bilmeli herkes. E, Milli İstihbarat Teşkilatı az önce İsmail Paşam yöntemlerinden birkaç örnek verdi. Yol verir, yürütür, hiç kimse görmüyor zannedersiniz, hiç kimse bilmiyor zannedersiniz. An ve e, günü kollar, o gün geldiği anda evet. da operasyonda işi bitirir. Şimdi bu ve benzer belki bilmediğimiz operasyonlar da yürüyor e, önümüzdeki günlerde hareketlenecek. Belki biz onlardan bilgi sahibi olacağız ama şunu bilmekte fayda var. Dört taraftan sarılmış ve her yerden de bir takım evet. faaliyetler yürütülmeye çalışılan bir coğrafya konumundayız. Ama Allah'a şükür devlet yapısı olarak çok sağlamız. Özellikle de istihbarat teşkilatı yönünden. Peki.